Şimdi en son bakıyorum. Toplam sayı yaptık. Ürün toplam sayı. Kullanıcı getir yaptık. Yanlış gene bir üzerinden geçelim bunu. Adventure açtım. Burada Programability bölüm altındaydı. Functions. Bizimkiler tekil değer döndürenler scalar altında. Tablo değeri döndüren yukarıdaydı. Kullanıcı getir burada. Sileyim bunu bir. Tekrar oluşturacağım. Create function. Parametre alsın. Kullanıcı ID int veri tipinde null olabilsin. Düzeltiyorum, null olabilsin değil. Bu dışarıdan değer verilmediğinde varsayılan olarak null. Returns varchar ad soyad. Varchar bir değişken oluşturdum. Last name ile birleştir. Neyi? Person.contact'ta first name ve last name bilgilerini ver. Şöyle bir sorgu hazırlayayım. İçeriye bakayım. Person.contact. ID olarak kullanabileceğim contact ID var. Eşittir. Dışarıdan gelen kullanıcı ID. Return ad soyad. Bunu kullanalım. Kullanmak için nasıl çalıştırmam gerekiyordu Emir? Evet. Virgül mü? Hayır. Yani ikisi değil. Virgül nokta kullanıyoruz. Evet, nasıl kullanmam gerekiyor? Bu tablo tipi mi dönüyor yoksa tek mi? Tablo dönüyor. Tekrar düşün. Tablo birden fazla tamam, satırı bir tane dönüyor ama tablo olarak. Bu hayır. Bu tablo olarak dönmediği için ben bunu normal bir select'le yapmam gerekiyor. Zaten bak. Bak scalar. Bak tablo değil bu. Görüyor musun? Scalar içerisinde oluşturuldu. Çünkü geri dönüş tipi varchar. Yani sen bunu ne yaparsan yap bu varchar'dır. Bu şekilde doğrudan select ile kullanabiliyorum. İçerisine kullanıcının ID'sini veriyorum. Burada da parametre olarak görünüyor. Şöyle bakalım. Modify kısmında da üzerinde değişiklik yapıp alter ile bunu düzenleyebileceğiniz bir kodunu veriyor. Daha önce oluşturduğumuz birkaç tane tablo tipinde geri dönüş yapan yapı vardı. KTF vardı. Bunları da
Selim üzerinde tekrar çalışma yaparız. Bu kalsın, bunda bayağı gol yapmıştık. Tamam, bu şekilde çağrılıyor. Örneğin 2 dedim. Bakın. Diğer pi nedir'i çağıralım. Select EBO pi nedir? Pi kendi içerisindeki varsayılan bir özellikle SQL Server'da. Biz kendi KTF'mizi oluşturmak istemiştik. Bu da gördüğünüz gibi. Tekrar hatırlamak gerekirse fonksiyonlar geriye bir değer döndürmek zorundaydı. Create function ile tanımlanıyor. Adını verdik. İçerisine parametre alabiliyor. Bu şekilde daha kullanışlı olabilir. Birden fazla satırdan, birden fazla parametrede böyle ayırabilirsiniz. Returns hemen tanımlamadan sonra yapılır. Returns geriye dönecek değer, veri tipi anlamında. Burada varchar yazdıysanız C#'daki metotlar gibi düşünebilirsiniz. Hani void geri dönmeyen, burada örneğin integer vesaire yazdığınızı düşünebilirsiniz. As, begin, end blokları içerisinde değişken oluşturdum. Alt soyad adında. Bakın aynı tipte, aynı karakter uzunluğunda. Bunları geriye döneceğim çünkü. Select diyerek first name ve last name'i birleştirdim. Neyin bu bilgilerini? Contact ID'si dışarıdan gelen kullanıcı ID ile eşleşen. Daha sonra da return ile bu içerisi dolan ad soyadı geriye döndürdüm. Bu şekilde temel bir işlemdi. Daha önce tablo dönen bir örnek yaptığımız için geçen derste. Şimdi yazmakla uğraşmayalım. Üzerinden geçelim. Bakın burada istediğim şey FNC ürün ara adında bir ürün arama KTF'si. İçerisinde hani search yapmayı yarayan bir ara parametresi var. Ara parametresi alıyor. Daha sonra da bunu returns table ile geriye bir tablo olarak döndüreceğimizi belirtiyor. Tablo demek doğrudan bir select sorgusunun sonucunu birkaç satır olabilir. Bunları geriye döndüreceğim demek. Return table as doğrudan return'e ben bu sorguyu verdim. Şöyle düşünebilirsiniz. Kafa karışacak bir şey yok. Basit bir sorgu bu. Direkt return'e vererek bunun sonucunu döndür dedim. Çalıştırdım. Scalar. Ha, bu table olduğu için burada ürün ara. Bu nasıl çalışacaktı? Select yıldız from dbo nokta ürün ara. Bunu tablo gibi sorguluyorum. İçerisine de aramak istediğim değeri yazıyorum. Bunu yazınca bende sorun çıkacaktı. Sizde daha fazla kayıt çıkacak. Bunun sebebi benim SQL Server'ın küçük büyük uyumlu olması. Sizde bu şekilde çok değer çıkıyor değil mi? Mesela ben de sütun adını bile normalde işte büyük yazsan sorun olmaz ama ben büyük yazınca hata verir. Bana özel bir durum.
Bir scalar değer döndüren, bir de table ana hatlarıyla bunlar. Çağırma kısmında da table dönen değeri, table değer dönen KTF'leri bu şekilde çağırmam lazım. Bir tablo gibi. Bu da bir diğer örnekti. Belirli aralıktaki ürünler çalıştırıyorum. Burada yapmak istediğim şey dışarıdan başlangıç ve bitiş değerleri alacağım. Örneğin product ID'si 5 ve 20 arasında olan kayıtlar. Bunun için tasarladık. Geriye de benim oluşturduğum bir tablo yapısını döndürmesini istiyorum. Bu nedenle returns values dediğimde buradaki values değişken olarak tanımlansa da tipi tablo. Bu nedenle bu Oracle'da da vardır. Bu gelişmiş yapılar. Tipi tablo olduğu için içerisine kendi sütunlarımı oluşturuyorum. Yapısını oluşturuyorum. Diyorum ki as background içerisinde insert values tablosuna bu geçiş tablo olarak düşünebilirsiniz. Bu tabloya dışarıdan select sorgusuyla gelecek veriyi, şu yapı size hangi SQL yapısını hatırlatıyordu? Bakın, product ID'si ilkten büyük ya da eşit, sondan küçük ya da eşit. Between and değil mi? Bu örneği yapmıştık orada, aynı işlemi yapıyor diye. Between and işlemini yapıyor. Yani bunu da burada da between and kullanılabilirdi. Daha sonra da return diyerek bu değerin sonucun işlemin bitmesini ve geriye döndürmesi gereken değeri döndürmesini istiyorum. Return bittiği zaman returns'a mı gidiyor? Öyle bir şey mi? Burası işlemin bittiğini ve artık oluşturulan değerin döndürülebileceğini söyler. Nokta belirli aralıktaki ürünler bizde iki ve dört yapayım bir gelmeyecek. Dört ve on arasında sadece dört var, en son 300 küsürden başlıyor herhalde. 4 ve 310 diyelim. Artıralım. Evet. Burada da 86 kayıt var. Bakın 316'dan başladığı için 4 ve 316 410'a kadar gidiyor. Divlerde kodları şifrelemek nasıl oluyordu? Ya da prosedürlerde? Evet, bit encryption. Burada da aynı işlem. Mesela kullanıcı getir vardı. Kullanıcı getirin burada
returns'ten sonra with encryption dediğimizde encryption hiçbir zaman olmadı ki. O SQL Server ayarlarında var. Set mesela no count on ya da off. O SQL Server ayarıydı. Buraya kadar sorunuz var mı? Şimdi farklı bir fonksiyon yazalım. Bu da random değer üretsin. Şimdi random değer üretmek için öncelikle bir view oluşturacağım. Bu view içerisinde random değer üretecek. Sonra da bu view'i bir function içerisinde kullanacağım. Sürekli değişik bir değer üretecek bize. Öncelikle random değer. Rand diye bir fonksiyon var SQL Server'da. Buna bir takma isim verdim. S. Şöyle. Kafanız karışmasın. Bu basit bir alias. Önemli olan kısım şurası. Rastgele de bir sütun adı verdim. Rastgele adında. Şimdi sorgumuz hazır. Bunu bir view'e alalım. Sürekli bu sorguyu çalıştırmayalım. View run diyorum. As sorgu. Her çalıştırdığımda rastgele bir değer üretiyor. Şu an yapmak istediğim değer işlem tamam aslında. Bunu bir geriye değer dönen bir fonksiyon olarak yapmak isteyebiliriz. Yani ben bunu KTF olarak yapayım. Sürekli bana return olarak değer dönsün. Create
function preview nokta frun diyeyim şöyle. Returns float tipinde dönüş yapsın. As beginent. Return yazmadı. Geriye değer dönmesi lazım. Bunu parantez içinde yazmam gerekiyor. Bunun sonucunu alacağı için yani bu bir tablo dönmeyecek sonuçta. Table tipli değil. Şu an başarılı. İşlem başarılı. Ne döndü? Random algoritması. Böyle. Şuradan çalıştıralım. Bak burada orijinali de aynı şekilde dönüyor. Birin altında bir değer dönüyor bu şekilde. Bakıyorum bunun parametre alanı var mıydı? Seed veriyor. Var. Mesela. Geriye bizim return ile float döndürmemizin sebebi bu bize float döndürmüyor. Ama seed value tek bir int istiyor. Bir şey veriyoruz ama iş yapmıyor. Sonrasında yıldız bir değer yazıyor. Şöyle yapalım. Onun için ama 2 ile böyle yapalım. Bak bu sefer bir şeyler yapmaya çalışıyor gibi. Ama tek bir sefer yapıyor. 33. Mesela o zaman 2'nin sonucuyla mı 33 alıyor? Yok 2'nin sonucunda pek bir şey çıkmıyor. 2'ye için yapmaz mı? O zaman dinamik. Senin dediğin o zaman oluyor. Bakalım 33'ten fazla verecek mi? Demek ki bu daha sağlıklı. Ya daha büyük değerler isteniyorsa bu şekilde. İşte hatta farklı SQL Server'da gömülü olarak gelen matematik fonksiyonları da kullanarak bunlar yapılabilir ama bunun rand fonksiyonuyla ilgisi yok. Yani matematiksel bir işlem oldu. Rand fonksiyonu özel bir şey olmadı bu. Peki şey aslında rand fonksiyonu da yani onu yapmış olduk ya. Oradaki yıldızı çarpı olarak kabul etmesek 555'e kadar olan sayılar içerisinde sürekli dönüyor diye bir şey oldu. Şu ana kadar gördüğüm öyle. Ama o matematiksel bir sonuçtan kaynaklanıyor. Matematiksel
Çünkü şey değil mi? Çıkan sonuç 0 küsurat. Evet. Sıfırla kendisini çarptığı için zaten ondan fazla olma ihtimali var mı? Yok. Ya yani ondan kaynaklı. Rad'la ilgili özel bir şey değil. Ama şeyi anlayamadım. Yani açıklaması var da evet şey, emsiyelerde falan. Neyse takılmayalım ona. Velhasıl böyle bir şey. Bazen ihtiyacınız olabilir. KTF'lerde anlatmam gerekenler bu kadar şu an için. Yani çok çok detaylara gerek yok. Emir'i şimdiden koparmayalım dersin. O gitmek üzere şu an. SQL'i anlamak biraz daha kolay değil mi? Sinşab'la korkuttuk. Valla Sinşab'la korkuttuk. Aynen SQL'de yapacağız. O hata. Yani anlıyorum neden şey yaptın ama yok yok hata mı? Çünkü tek başına SQL Server geliştirici almazlar. Hiç görme. Çünkü mesela de ki ben DB olmak istiyorum. Başlangıçta öyle düşünürler. DB olmak için bir kere yıllarca yazılımcı olarak çalışmam lazım. Yazılımcı olmak için de sadece veri tabanı programlama tarafında görev alamıyorsun. Uygulama geliştirici olarak tecrüben olacak ki mantığı da doğru kesinlikle. Çünkü senin DB olman için uygulama geliştirme tecrübesi sahibi olman lazım. O yönetimleri, performans vesaire neyin doğru yanlış olduğunu bilmen lazım.